Nişanlı mısın? Evli misin? Var mı bir şeyler bu arada Kenan? Nişanlı. Nişanlısın. Hanım burada mı şu anda? Burada mı? Geldi mi o da? Yok, o Türk Dili Hollanda'da şu anda okulunun son 8 haftası için. Hollandalı? Evet. Hollanda'da mı tanıştın? Hollanda'da değil yani, yarışlarda tanıştık. Ailesi sponsordu bizim yarıştığımız takım, o şekilde. Ne diyorsun? Oo. Kapıyı sağlam yere attım. Aile sponsordu senin yarıştığın şeye. Yok, takımla. Takıma sponsordu. Vay 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 vay. Hayat vay, garanti. Vay vay. Vay kar bakalım. Kenan ne yaptın ya? Yırttık abi. Bir şey söyleyeceğim. Yarışmaya gittik, hayatı kurtardık. Adı ne? Adı Julia. Julia. Neresinden Hollanda'nın? İçinden. İçinden. Hollanda'da zaten. Çocuklar, gitmeyenler varsa söyleyeyim. Hollanda zaten çok ufak. İç. Yani kendisi iç zaten. Düşüyor yani Hollanda. Nasıl tavladın abi? Emine orada mısın? Buradayım. Güzel. Dinliyorum. Aman, aman Eminem. Evet. Eminem. Oo evet. Nasıl oldu abi? Tanışmayı anlatırız ama gülersiniz burada çok. Ay ama gülelim diye zaten evet. Onu... Tamam. Nasıl? Bir günü bizim takımımız bir parti gibi bir şey yapıyordu. Parti demeyeyim de esasında bir özel bir gün yapıyordu. 10.000 kişi falan katılıyordu. Kaç? 10.000 kişi civarında. 10.000 kişi. Oraya mekanikerlerinden biri bana geldi. Dedi ki bir tane kız var dedi. Çok güzel dedi. Türkiye'de benziyor dedi. Gördüm, ben görmedim dedim. Çünkü esasında sebebini söyleyeceğim. Çünkü ailesi hem Cezayir hem de Hollanda. Hı. Oradan bir karışım var. Evet. Görmedim dedim. Sonra mekaniker beni oraya doğru götürdü. Mekaniker mi ayarladı sana bunu? Yok, mekaniker değil. Ben görünce dedim ki bu Türk Türkiye'sin dedim. Gidip konuşacağım ben. Gittim, konuştum da İngilizce biliyor musun? Cevap yok. Hollandaca zaten bilmiyorum. Türkçe biliyor musun? Gene cevap yok. Kim, bir dakika, o sana mı soruyor? Ben soruyorum. Ha, sana hiçbir dil yok. Yani esasında biliyor da cevap mı vermek istemiyor bilmiyorum. Mekanikere dedim ki sen Hollandaca sor, belki cevap verir dedim. Evet. Hollandaca onlar konuştu, sonra o İngilizce konuşmaya başladı. O bayağı daha bir teferruat. Ben de umudum biraz kırıldı. Hani Türk kızı olsaydı daha fazla mutlu olacaktım. Nasıl bir umutla gittin sen onun yanına? Belki ne olur bu iş kafana diye. Efendim? Belki bu iş olur diye. Bu iş olur diye gittim, evet. Esasında tabii ilk gördükten sonra ben beğendim işin aslı. Evet. Ama güleceğiniz kısım ise şu, ben meğersem ikizini beğenmişim. Aa. Bir dakika, mekanikerin gösterdiği kız değil de onu gösterirsen ikizine mi gitmişsin? Şimdi ben tabii konuştuktan sonra daha sonra işte bir şekilde ben ulaştım. Bir dakika, ikizini beğendiğini nereden biliyorsun daha ki? İkiz sonra, değil mi zaten aynısı? Daha sonra ben ulaştım bir şekilde. Konuştuğumuzda sizle konuşmuştuk işte 1-2 hafta önce. Hayır, benimle konuşmadı ama ikizimle konuştuğunu duydum. Cevap verince tabii biz oradan konuşmaya başladık. O şekilde devam etti. Sen 2 tane olduğu için zaten hangisi olursa olur yani sıkıntı yoktu yani. Hani o olmaz. Sonuçta aynı, fark etmedim o anda. Ama sen ikizimi beğenmişsin. Fark etmez yani. Sıkıntı yok. Şey yok yani onlarda. Sıkıntı yok, sonuçta o anda başlangıçtı. Evet. Orada bir seçim yapacaktık. Hangisiyle yürürse onunla başlayacaktık. Allah çok güzelmiş ya. Çok oğlum bize bir tane gelmiyor. İkiz denk gelmiş var arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. İkizi evli mi? İkizi evli değil. Ne diyorsun? Şu an boşta. Ne diyorsun? Sen nereye atıyorsun? Ya... Babası da bayağı zengin sonra diyorsun yani. Annesi işin doğrusunda patronluğu yapan, annesi takip ediyor işi. Harika ama çok sevdiğim bir aile yapısı. Benim bak şimdiden ısındım yani. Benim gerçekten de öyle gerçekten. Aynı şekilde benim şimdi. Ya Kenan. Biz görüşelim. Ne zaman gidiyoruz Hollanda'ya, ne yapıyoruz Kenan? Hollanda'ya vallahi haftaya gidebiliriz. Vay harikaymış ya. Hadi hayırlısı ya. Hadi bakalım. Ben de bisiklete biniyorum, onunla giderim böyle deli gibi. Tavlamak için. Sonra nişanlandınız ha? Sonra tabii daha sonra Türkiye'ye geldi falan, o şekilde ilerledi. Aşağı yukarı 2 yıl falan oldu nişanlandığımız. Oh maşallah. Evlenmeyi düşünmüyorsun adım kadarıyla yani, herhalde 2 senelik nişanlılık. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Düşünüyorum tabii ama sonuçta o iş nasip mesela. Ben eminim tabii ki Julia'da öyle bir sıkıntımız yok, hani olur mu olmaz mı tarafında biz değiliz ama onu tam zamanlı getirmek lazım. Esasında bu yaz düşünüyordum. Ama işte bizim yazın genelde yarışlar oluyor. Yarışlarda sakatlıklar oluyor. Sakatlıklardan dolayı hep kışa, kıştan yaza öyle gidiyor abi. O şekilde. Aman aman. Çocuklar, yok ben tabii şimdi heyecanlandım. Hadi bakalım hayırlısı olsun ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,